1,5 aylık zaman zarfı süresi içerisinde de özellikle kentin, antik kentin Roma İmparatorluk dönemine tarihlendirilen Roma Lejyon Kalesi ile aynı zamanda da kentin hem kuzeyinde hem de batısında yer alan bu lejyonerlerin mezarlıklarında çalışmalar yürütüldü. Ve bu sene içerisinde özellikle Lejyon Kalesi'nde yürütmüş olduğumuz çalışmalarda çok önemli bulgulara ulaştık. Roma Lejyon Kalesi'nde yürütmüş olduğumuz çalışmalarda Roma dönemi kalesine ait temel izleriyle karşılaştık. Buradaki görünür durumdaki olan kale Bizans döneminde önemli ölçüde tahrip edilmişti. Ancak Roma dönemi kalesinin bulunmasıyla beraber çalışmalar büyük bir ivme kazandı ve bu çalışmalar sırasında Roma İmparatorluk dönemi tabakalarının bir bölümüne de ulaştık ve bu tabakalar içerisinde birçok çok sayıda Roma İmparatorluk dönemi silahlarıyla, kılıç ve diğer kalıntılarla karşılaştık ve bizim için bu çok önemli bir sonuç oldu. Bu yılın en önemli verilerinden birisi bu oldu. Batı'daki Batı Nekropoli'nde yürütülen kazılar sırasında önemli ölçüde mezarlar tahrip edilmiş Bizans döneminde. Ancak bu tahribattan kurtululan örnekler de söz konusu. Tabi demiştik hani sadece silahlarla genelde gömüldüklerinden bahsetmiştik ama bunun haricinde eğer biraz daha yüksek rütbeliyse mesela bu sene bir kandelabrum adı verilen bir büyük bir Roma dönemine tarihlendirilen demirden bir şamdan da ortaya çıkartıldı. Asker mezarlıkları diğer antik kentteki diğer soylulara, diğer şeylere oranla biraz daha buluntu açısından daha az veriye sahip ama bizim açımızdan ise bu askeri malzemeler bizim açımızdan ise oldukça önemli. Kandelabrum ve diğer silahların bulunduğu bu mezarın olasılıkla bir sentüryon ya da işte bir yüzbaşı rütbesinde bir subaya ait olabileceğini düşünüyoruz. Ancak dediğimiz gibi henüz buradaki çalışmalar çok yeni. Bu alan biraz daha genişleyince, biraz daha fazla sayıda çalışma gerçekleşince buradaki verileri daha net bir şekilde sunabileceğiz. Antropologların incelemesi neticesinde de bu askerlerin ölüm nedenleri hakkında da daha fazla veri elde etmiş olacağız. ...2022 yılında Gölbaşı mevkiinde yapmış olduğumuz çalışmalarda Roma İmparatorluk dönemi lejyonerlerinin mezarlarıyla karşılaştık. Ve bu mezarlar bizim için çok önemliydi. Çünkü Anadolu'da bilinen bu tipte bir askeri mezarlık, bir lejyoner mezarlığı günümüze kadar bulunamamıştı. Ve bizim yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında bu lejyoner mezarlığının ortaya çıkmasıyla birlikte Roma askerlerinin ölüm ritüelleriyle ilgili de çok önemli verilere ulaştık.